Merhaba arkadaşlar, Anno 1800 yeni bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz Batık Hazineler DLC'si ile beraber bu büyük yarımadaya yerleşmiştik. Prensesimizin verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyorduk. Burada da çok güzel bir bilgisayar destek oyuncusu var burada. Alüminyumlarla, hurdalıklarla vesaireyle uğraşan bu arkadaştan da malzeme alıp vermeye devam ediyorduk. Burada da bir tane kraliçenin gemisi bizi bekliyor. Çeşitli bize vermiş olduğu görevler vardı burada. Liman için yapılması gerekti. Bir tane pier, bir tane de merkez liman binası kuracağız. Lakin burada malzeme eksiklerimiz var. Malzeme eksiklerini gidermek için de buradaki adaya birazcık yerleşimlerimizi artıracağız. Bir yandan da diğer ana adamızdan buraya birazcık malzemeler götürelim diyorduk. Onun için ne yapacağız şimdi? Öncelikle bir kendi adamıza gidelim. Orada neyimiz var, neyimiz yok bir görelim. Sonra bir tane gemi ayarlayalım buraya. Şimdi gemimiz var mı? Şu var. 3 tane malzeme götürüyor. Hem de ateş ediyor. Tamam. Bu gemi bizim için uygundur. İsmi ne? Halibut. Halibut'u yeni ticaret rotasına vereceğiz. Diyecek ki yeni rota, ticaret rotası. Gemimiz Halibut. Halibut bize buradan malzeme alacak. Sonra götürecek. Şuradaki adada bizim merkezimize ne alacak öncelikle? Ne istiyor bu insanlar? Balığı çözeriz. Sıkıntı değil. Schnapps zaten sıkıntı. Kıyafet de sıkıntı. Ulan götürebileceğimiz hiç de bir şey yokmuş ha. Taş götürebiliriz. Sucuk götürebiliriz. Bir şey daha götürelim. Taş, sucuk. Bunlara yatırım yapmayız en azından arkadaşlar. Bir de ekmek. Taş, sucuk, ekmek. Bunlar gitsin. Bunlar buraya insin. Başka bir şey götüremiyoruz. Accept diyelim. Ve bu şimdi malzemelerini yüklesin. 3 tane birim götürebiliyor. Şimdi bakalım yükleyecek mi malzemeleri. Ona göre bu taraflara yatırım yaparız tekrar. Buradan götüremeyeceğimiz malzemeleri de oradaki adada yatırım yapalım. Mesela bunlardan bir tanesi balık. Şimdi balıkçıları bu tarafa doğru şöyle kurabiliriz. Balığı buradan toplayalım. Hatta balıkçıların yönünü şöyle yapalım mı? Burada neyi beğenmiyorlar? Çok mu keydayız? Ship under attack. Ya dur, ne atağı ya? Öyle değil. Şöyle. Şimdi buna bir yol bağlamamız lazım bizim. Böyle bir şey yapacağız. Şimdi bunlar biz... Tabii oraya yakın değiliz dediler şimdi. Yani fantastik bir şey deneyelim dedik ama olmadı. Bunları yıkıyorum. Öyle bir şey yok. Saçmalık oldu bu. Şimdi yabancılar yapıyor diye biz de yapalım dedik ama yani öyle olmuyormuş bu. Yalnız o şiplerden bir tanesi under attack'tı ama ne oldu o şip bilmiyorum. Bir balıkçı daha kuralım bunun yanına. Umarım yetişiyordur. Son noktasında yetişiyor. Tam balık ihtiyacını buradan karşılayacağız ama schnapps ve kıyafet için buralara şimdi yatırım yapmamız lazım. Adamımızın bu tarafını şeye bağlayalım şu an. Şöyle şuraya kadar bu gelsin bir. Bu merkeze bir lojistik merkezi kuralım çünkü burası çoğunluk tarla olacak şu an. Şöyle bunun üst tarafına yine tarlaları koyacağız. Alt tarafına da şimdi bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Bu kadar çiftçiyi nereden bulacağız onu da bilmiyorum ama 72. Bu birincisi.
Bu da dördüncüsü olacak. Şimdi bunlar eşit sürelerde miydi? 30 saniye, 30 saniye. Schnapps işini de şöyle yapalım. Buradan yol geçirir miyiz ileride bilmiyorum. Şöyle iki tane yan yana sığıyor mu? Hayır. Yolu diğer taraftan geçireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir üretim kompleksi burada yapalım. Böyle kalsın. Bu burayı idare eder. Şimdi çiftçi yeterli değil. Birazcık daha çiftçi yapalım. Şöyle bu tarafına yapalım şehrin. Şimdi malzeme durumumuz ne? Balık, şnaps, kıyafet. Bu ne mor olan şey ya? Sup. Mor niye ya? Sup yok. Bunların sıkıntısı ne? Adam yok. Tamam, adamın olmadığını farkındayız şu an. Adamın olmadığını farkındayız. Onun için şöyle birazcık hızlı gittik. Şöyle birer tanesini durduracağım ben. Tamam. Seni tekrar çalıştırabiliriz. Geri kalan tarafı siz halledersiniz muhtemelen. 10 tane kalmış fark. Şöyle bir bölüm daha verelim. Şimdi balık malık yeterli kalmayacak pek bunlara gibi gözüküyor. Kıyafet. Bir an önce kıyafet işine girelim o zaman. Şimdi şehrin bu tarafına da şöyle bu 3 birim alıyordu. Şöyle 1, 2, 3. Yanına bir tane daha koyacağız. Böyle 1, 2, 3. Bunun karşısına da ileride şuraya bir şey daha koyarız belki. Buradan da bir yol geçirelim. Bunlar oraya o mahalleye bağlanırlar. Eksi 95 yine coşturduk ama yapacak bir şey yok. O kıyafet eksiği tamamlanması lazım. Paramız pek yok ama şuraya bir bölge daha yerleşimi açalım. Bir bölge daha açalım. Burada şimdi iki tahtacı, iki şeyci var. 81. Evet, bayağı bir açık var. Zannedersem şunlar fazla miktarda çiftçi yiyor. Onun için şimdilik bunlar bir beklesin. Birazcık malzememiz biriksin ama halkımız ayaklanma çıkartmadan malzeme ihtiyaçlarını kapatmamız lazım gibi gözüküyor. Belki buraya bir balıkçı daha lazım olacak. Şimdilik şuraya bir balıkçı kuralım. Bir balıkçı kuralım. Hadi şunu da kursak da ondan sonra gitsen. Evet. Şimdi bu adada bayağı bir faaliyetimiz var. Buraya bir gemi göndermemiz lazım. Bu gemiye de biz taş koymamız lazım. Taş ve pencere. Taş ve pencere dolduralım biz. Buraya gelelim. Bu kraliçenin istediklerini yapabilelim. Bu arada boşta hiç gemimiz yok mu ya? Sen neredesin? Sir Archibald'da. Çok da paramız yok aslında. Şöyle bir 50'lik bundan alalım. Bir 50'lik de bundan alalım. Trade diyelim. Ve sonra diyelim ki bu gemiye nereden gönderiyorduk bunu? Heh, burada. Seni buraya gönderiyoruz. Crown Falls'a. Abi bir dur ya. Ayaküstü bir de görev aldık. Bu gitsin bakalım oraya. Bu ne? Claim'imiz fazla. Neyse boşuna almış olduk da yapacak bir şey yok. Artıdayız ama riskli bir artıdayız. Fark ettim.
Hayvanat bahçesi için bir şeyimiz kaldı mı bizim burada? Hiçbir şeyimiz yok. Bayağı kalabalık bir organizasyon içerisinde kalmış oldu şu an burası. Bir de yeni dünyaya gidelim. Bu arkadaşların bir derdi var mı? Bunlar muzu yediniz yediniz. Doymadınız bu sefer değil mi? Şu an bir eksiğimiz ihtiyacımız yok ama burada birazcık malzeme miktarı artırabiliriz bu tarafa doğru. Rom da mı dolu? Kaç romumuz var? Depoları büyütelim. Bunu büyütünce şeyimiz artıyor muydu? Yok. Şunu büyütünce mi artıyordu? Bunu büyütmemiz lazım. Haydi Bismillah. Evet, şimdi oldu. Şimdi oldu. O zaman biz yatırımlarımıza devam edelim. Buraya bir koton hikayesi daha koyalım. Vallahi bir sahili tamamen doldurduk. Bundan 4 tane olmuş. Bundan bir tane olmuş ya. Oho. Tamam, yapacak bir şey yok. Burası şu an gayet dengeli. Burada bir problem yok ama yakın zamanda depo sıkışması yaşayacağız. Burası biraz gevşek. Biz bundan yapmamış mıyız ya? Neredesin sen? Tortillacı. Ha, yapmışız da pause yapmışız. Allah Allah. Ya adamları aç bırakmışız yine ya. Tamam, tortilla da geliyor şimdi. Tortilla gelsin. Biz şimdi şu Cap tabi gelelim tekrar. Buraya malzeme gelecek. Harbor vesairesi kuracağız. Buraya dive demiş. You can't imagine. I see we are not the first to pay old Nate for these coordinates. I only hope we are the first to find what's down there. Before commencing. Ne bulacağız acaba burada? I conduct the solemn and discreet business of none other than King Juao of Akaroa. Bu da yeni bir karakter herhalde. Vasco Oliveira. We have come only to pay our respects beside the grave of a once great empire. Evet, var burada da bir iş. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? It's the same reason we're here. For the emblematic power that scepter will give whoever owns it. But we can't afford a war with La Corona. Ya bu adamlar çekiliyorlar buradan. Evet. Şimdi burayı bize devrettiler anladığım kadarıyla. Biz buradan bir şeyler çıkartacağız. Onları satacak mıyız, verecek miyiz bilmiyorum. Buraya dive diyor. Been on the winning side. New orders. But father always said Admiral Nadaski's carelessness had meant the scepter being lost to the waves. This waterlogged log is in a terrible state. Did you not Bunlar bring kim any ya? after Siz stories with kimsiniz? Ha. Old the crane. Bunu nereye götüreceğiz şimdi? Yine buraya mı götüreceğiz? Yönümüzü bir düzeltelim. Bu bizim gemi mi? Hayır. Bizim gemimiz burada mı? Sit on a firework, would you? Oho, bir sürü bir zat ortada. Bizim gemi buradaymış, tamam. Burada şimdi bazı yerleri tekrar imalata açalım. Şunu da açalım. Bunu da açalım. O şimdilik kalsın. Yalnız bu depo limitte gidiyor şu an için. Şurada iki tane daha yapmamız gerekiyordu. Bunları tamamlayalım.
Şimdi bizim şey gemisi nerede? Crown Falls burası mı? Bu götürüyor daha malzemeyi. Bunun birazcık zamanı var. Buralarda çeşitli faaliyetler daha var. Embesa'yı daha bulamadık. Kuzeye de gitmedik. Daha gideceğimiz çok yer var arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bayağı uzunca bir serüven bizi bekliyor gibi gözüküyor. Buralarda bir sürü daha değişik yerleşim bölgeleri var. Bakalım nasıl hayatta kalacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.